merakla beklediğimiz güzel bir yazıcı. En başta onu belirtmeliyim. Hem boyut anlamında hem de bizim bu zamana kadar Ultimaker'la beraber gelen açıkçası bir yaklaşım tarzımız var. Marka değeri olarak. O marka değerini daha iyi bir şekilde karşılayabileceğimiz bir yazıcı oldu. Hemen boyutlarından bahsedeyim. Çünkü baskı alanı bizim için en önemli ölçütlerden bir tanesi. Ultimaker 3'te bizi bekleyen ve karşılayan şey şuydu. İki kafalı yazıcı çıkartmak oldukça zordu. Hem bunu yazılımsal olarak yapmak hem de software'da bunu yansıtmak biraz açıkçası zordu. Bunu şöyle açtı Ultimaker. Kendi tablasında biraz boyutu küçülterek baskı alanı alabiliyordu. Şimdi S5'te karşımıza çıkan ve bugün en çok konuşacağımız şey aslında baskı alanı hem birinci kafada hem de ikinci kafada gösterebilmesi. Şimdi küçük bir videomuzu izleyelim. Hemen konumuza gelelim tekrar. Şimdi tek ve çift baskı hücresiyle beraber aynı baskı alanına ihtiyaç duyuyoruz. Ve bunların ikisini de ortak bir şekilde karşılıyor şimdi S5. 33 cm'e 24 cm baskı tabla genişliği var. Hem dediğim gibi birinci kafayla hem de ikinci kafayla aynı baskı ölçülerini alabiliyorsunuz. Ultimaker 3'te biliyorsunuz birazcık da 1-2 cm küçülme yaşayabiliyorduk. Yine aynı şekilde 20 mikrona kadar kaliteyi giderebilme Ultimaker S5'te de var. Baskı sıcaklığımızın yanında print core sıcaklığımızı da yaklaşık 280 dereceye kadar çıkartabiliyoruz. Şimdi özelliklerini sıralandıracak olursak şunlar var. En çok zaten bu noktalarda yine duracağız. Baskı alanı genişlediğinde o baskı alanını tam anlamıyla düz bir şekilde bilinmesi gerekiyor yazıcı tarafından. Böylelikle ilk baskıyı düzgün bir şekilde örebilelim. Çünkü ne kadar mimari alanda en alt taban ne kadar önemliyse baskıları yaparken de bizim için aslında zemin çok önemli. O zemini daha iyi bir şekilde oturtabilmek için Ultimaker S5'te çok noktalı aktif hizalama dediğimiz bir aktif leveling var. Bu sayede her baskıdan önce bu yapılıyor ve yaklaşık 40 nokta. Ve bu sayede ilk katmanınız oldukça güzel, zemine tamamen yapışmış bir şekilde ilerleyebiliyor. Bu sayede aslında baskıları başlattıktan sonra ilk katmanı izlemek yerine oradan ayrılabiliyoruz. Biliyorsunuz baskıları yaparken aslında ortam sıcaklığı da çok önemli. Ortamı ısısını aslında bir derecede stabil kalması gerekiyor. Ön kapakları Ultimaker S5'te beraber görmüş oluyoruz. Cam kapaklar ve bize ortam ısısını bir derecede olsun içeride absorbe etmemize yarıyor. Üçüncü güzel özelliği daha sessiz motorlara sahip olması. ZX-M motorlarında biz bile şu an filamentlerimizi yüklerken aslında filament acaba aldı mı hissiyatında bulunabiliyoruz. Çünkü o kadar sessiz çalışabiliyor. Daha sessiz eksen motorları ofis ortamında en uygun cihazın S5 olmasını bize sunmuş oluyor. Filament akış sensörü, bu da yeni bir özellik S5 ile beraber gelen. Filamentin ne kadar olduğunu şu an için hepimiz tartıyoruz. Ve basacağımız modelde yeterli olup olmadığına bakıyoruz. Şimdi buna bakmamıza aslında gerek yok. Filamentin ucu ucuna yetebileceği bir durumda filament sensörü ekstrüdör motorunun alt kısmında yer alıyor. Ve filament bittiğinde pause edip cihaz sizi bekleme moduna alıyor. Yeni bir filament yükleyip devam edebiliyorsunuz. Alüminyum tabla, baskı tablasında biliyorsunuz hem pirit sürme var, hem ısısının iyi bir şekilde yayılması var. Büyük bir tabloda bunların karşılığı aslında daha fazla. Yani daha fazla ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bunun da yardımcı unsurlarından bir tanesi alüminyum tabla. S5 ile beraber gelen. Bu alüminyum tabla şu an için 2018'in son çeyreğinde bizimle beraber olacak. Ama kısaca şöyle anlatayım. Bizim ilk katmanımızın güzel bir şekilde yapışmasını sağlayan özel bir ürün. Ve cam tabladan 10 derece daha fazla sıcaklık kendisi içerisinde içerebiliyor. Ve bu sayede daha düzgün ilk katmanı alabiliyoruz. Birim ve pirit kullanmanıza da gerek kalmıyor. Yani ürüne direkt olduğu gibi ilk katmanına başlatabiliyorsunuz.
Daha büyük baskı hacmi, biraz önce de konuştuğumuz gibi. Aynı şekilde Ultimaker 3'te baskı hücrelerin tamamı Especially'de uyumlu bir şekilde kullanıma çıkmış durumda. Daha iyi bir şekilde size arayüzü sunabilmek adına da 4.7 inç dokunmatik ekranı var kendi içerisinde. Menümüzü artık öyle geçiş yapmak yerine direkt dokunmatik, özel bir şekilde minimal bir tasarımla kullanabiliyoruz. USB, Wi-Fi ve Ethernet daha hızlı ve daha efektif bir şekilde S5'te de karşımıza çıkıyor. S5 ile beraber gelen yeni bir malzememiz de var. TAF PLA. Şimdi endüstriyel kısımlarla prototip yapan kısımlar arasında birbirine bağlayıcı etkenlerden bir tanesi malzeme. Çünkü PLA bize birazcık daha prototip yapma, görsellerin görme anlamında malzeme desteği verirken, örneğin ABS gerçekten yerinde kullanılabilecek güçlü bir malzeme seçeneği sunuyordu. Ama TAF PLA ikisini ortak şekilde kavuşturan ve ABS'nin baskı alanında basarken yaşadığımız sorunları gideren bir ürün. Bu şekilde TAF PLA'yı şöyle söyleyebiliriz. ABS kadar güçlü, ABS'nin o isteyeceğimiz yapıda olan kısmı. PLA kadar kolay. Yani basımı sizi çok düşündürmeyecek, hemen basıp alabileceğiniz bir ürün olmuş oluyor. Bu anlamda gerçekten büyük bir açığı kapatabilecek bir malzememiz bu. Özellikleri şöyle. ABS ile eşdeğer darbe direnci var. Bu çok önemli. Gerçekten yerinde kullanabilecek malzemeleri TAF PLA ile basmamız bizler için daha kolaylık. ABS'ye göre daha fazla sertlik sunuyor. Bu hem dayanımı getiriyor açıkçası, hem de fonksiyonelite getiriyor. PLA'ya oranla daha mat bir görünüm. Bu çok istenen bir şey. Görüntü bazen önemli olabiliyor çünkü endüstriyel bir parça hiçbir zaman plastik parlaklığı kadar şey olmaz. Ürünleri daha şık bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Güvenli ve kolay kullanım. PLA seçmemizdeki en büyük şey aslında kolay kullanımı. Çünkü bizi hiç zorlu şartlara getirmiyor. TAF PLA da aynı bu şekilde. Büyük baskılar için daha ideal bir çözüm. Aslında S5 ile beraber çıkmasındaki mantık da tam olarak da bu. Yani büyük ürünleri basarken PLA kolaylığını edinmemiz gerekiyor. Bu sayede TAF PLA'yı da gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Bir diğer güzel özelliği, ABS ne kadar zorlu bir şekilde baskı yapılıyor olsa da tercih ediliyor. Ve breakaway dediğimiz ve PVA dediğimiz özel support malzemelerini kullanamıyoruz. Breakaway ile kullanabiliyoruz ama PVA ile kullanamıyoruz. TAF PLA bunların ikisiyle de uyumlu. Sadece dikkat edilmesi gereken küçük bir kısmı var. PLA'nın dış sıcaklıklara direnci ne kadar zayıfsa şu an çıkarttığımız TAF PLA da dayanıksız. Onun dışındaki tüm oryantasyonları ABS'ye göre daha fazla. Bir diğer yeni gelen Ultimaker S5, TAF PLA ve Ultimaker App. Bugün bütün kullandığınız uygulamalarda bunları indirebilirsiniz. Jura Connect dediğimiz bir sistem var. Çoklu printer yapısına geçtiğimizde artık yıllar sonra Türkiye içerisinde de bunları göreceğiz. Birçok Ultimaker 3, Ultimaker S5 aynı anda birbirine hem bağlantılı olacak hem de siz Jura'dan bir baskıyı vereceğiniz zaman hangi malzeme birinde takılıysa ona göre G-Code otomatik olarak gelecek. Şu an günümüzde bu var Jura Connect sayesinde. Bunu application'da da görmüş oluyoruz. Artık hangi printerlar bağlıysa onları isterseniz durdurabilir, kamerasına erişebilirsiniz. Ultimaker App de şu an çıkmış durumda. Biraz gelecek planımızdan bahsedeceğim sizlere. Aslında Ultimaker'ın bakış açısını gösterecek bunlar. Şimdi ofis ortamında ve atölye ortamında kullanım var. Atölye ortamında kullanıma geçiş aslında S5. Konsept modeller bizim ilk karşımıza çıkan modeller. Şimdi artık görsel prototiplere doğru gidiyoruz ve bunları yapıyoruz. Yani yaptığımız, sizin de yaptığınız, Melike Hanım'ın yaptığı ve Brand Bey'lerin yaptığı da öyle. Fonksiyoneliteyi getiren, aynı zamanda görseli de getiren. Bunlar artık birazcık da fonksiyonel parçalara ve düşük hacimli özel üretimlere doğru kayıyor. Ve aynı zamanda yedek parça üretimine doğru gidiyor. Bunlar kalitesi aslında belli bir derecede. Yani gerçekten yerine geçebilecek parçalar değil. Yani orada üretime yakın, testlere tabi kadar tutabileceğiniz ama birebirini kullanamayacağınız ürünler. Seri imalatta o yüzden kalitesi yüksek ama oldukça maliyetli olan şeyler. Onların da belli bir süre sonra düşüşe geçeceğini görüyoruz. Aslında bunlar belki de 5 sene, 10 sene sonra karşımıza çıkacak olan şeyler. Sonrasında ise 3 boyutlu baskının değeri gittikçe artacak. Bu karşımıza çıktığında işte çoklu printer yapılarını görmüş olacağız. İleride gerçekten Ultimaker'ın geçişi Jura Connect ile beraber, malzemeleriyle beraber aslında tam olarak bu kısım. Değer arttıkça siz bu cihazları çoğaltmış olacaksınız ve kendi işinize yarar, seri imalattan farklı kendi işinizde kullandığınız ürünlere doğru gideceksiniz. O yüzden ofis ortamında lider kalmak Ultimaker'ın bir derece önem verdiği bir
durumken şimdi atölye ortamında da aynı şekilde lider olmayı amaçlıyor. Bunları yaparken de aslında kullanıcılarından feedback alıyor. Yani bizlerden. Biz Ultimaker'a devamlı kullandığımız ürünlerle yaptığımız baskılar hakkında feedbackler paylaşıyoruz. Bu dünya genelinde böyle. Bunlar da belli bir seviyeye getirmiş oluyor Ultimaker'ı. En çok konuşacağımız yine şeylerden bir tanesi aslında kullandığımız dillerin ortak olması. Her alanda bunu yaşıyoruz. CAD yazılımlarında malzeme çok önemli ve bunların beraber iletişimde olması gerekiyor. En iyi kullanıcı deneyimi sağlamak için aslında toplu çözüm şu. Tercih edilen CAD yazılımıyla tercih edilen malzeme bir şekilde uyum sağlamalı. Bunu nasıl yapacağız? Ve aynı zamanda rekabet ne? Yaklaşık 70 bin tane farklı malzeme var. 3 boyutlu yazıcılar kullanırken kullandığımız malzeme çeşidinden bahsediyorum. Ve 1000'den fazla yazılım çözümü paketleri var. Bu çok fazla. Yani bunların bir şekilde sizlere doğru şekilde, toplu bir şekilde çözüm üretmesi gerekiyor. Çözüm aslında şu, Ultimaker Jura şu an FTM teknolojisinin arasında en çok kullanılan 3 boyutlu baskı yazılımı. Bu malzemeleri ve CAD yazılımlarına ortak bir şekilde destek verebilecek. Şu an SolidWorks ve Siemens NX'te Jura'nın kendisi application olarak içlerinde yüklü. Bir ara yazılıma veya Jura'ya ihtiyaç duymadan, yani Jura programı indirip kurmadan kendi içerisinde SolidWorks'ün içerisinden Jura'ya aktar deyip direkt modelin STL datasının içerisine geldiğini görüyoruz. Bunlar devamlı olarak büyüyecek. Çünkü ne kadar CAD ortamındaki kişi herhangi bir ekstra yazılıma ihtiyaç duymadan 3 boyutlu baskısını yapabilecekse o kadar ileride rahat edecek ve seri imalat yapabilecek. Birçok soru var Ultimaker'a ulaşan ve bizlere ulaşan. Çünkü kullanıcılar hepimiz farklı sektörlerde, farklı kullanıcılarız. Hepimizin ayrı 3 boyutlu baskı yetkinlikleri oluşmaya başlıyor ve sorular başlıyor. İşte kullandığım program bu. Bu programa uyum sağlaması gerekiyor. Kullandığım özellikle malzeme X markası bu markaya uyum sağlaması gerekiyor gibi. Bunların bir kısmını ürünlerle çözüyoruz. Bir kısmını hizmetlerle çözüyoruz. Yani hizmetlerle ulaşıp o sorunları giderebiliyoruz. Sizlere de yaptığımız gibi. Bazılarını da mecburen ortaklarla yapmak gerekiyor. Aynı yazılımlarda olduğu gibi. Bunları şu an Ultimaker şöyle çözüyor. Bir eklenti geliştiricileri var. Bu eklenti geliştiricileri kullanılan yazılımlar ne olursa olsun SolidWorks, Siemens, NX, işte taramada kullanılan CT taramalar gibi. Bunların aynı zamanda Jura kullanıcıları olarak atanıyorlar. Ve sizler için ileride bunlar karşımıza çıkacak. Jura'nın içerisinde bir paket çözüm. Siz hangi ürünleri üretiyorsanız kendi yazıcı profilleriniz, baskı profillerinizi indirebiliyor olacaksınız. Ve bu uygulamayı eklenti olarak veri tabanında online olarak çekip nasıl bir baskı almak istiyorsanız en iyi kalitede çözüm olmuş olacak. Buyurun. Plugin'den direkt çekiyorsunuz. O sizin SolidWorks'ünüze direkt entegre olmuş oluyor. Jura yazılımı kullanmadan, yani ara bir yazılım kullanmadan STL data hemen sizin Jura'nızda belirmiş oluyor. Aynen öyle. Bu daha da fazla yazılımlara entegre olarak gelecek. Planlanan daha çok fazla yazılım var açıkçası. Bu olduğunda kullanıcılara şunu sunmuş olacağız. Yani hangi sektörde olursa olun, farklı sektörlerde alabileceğiniz bir çıktıyı da gönül rahatlığıyla doğru baskı deneyimi yaşamış kişilerden alınmış baskı profilleriyle yapabileceksiniz. O yüzden şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ultimaker ile geleceğe hazırsınız. Sebeplerinden bir tanesi yazılım geliştiricileri aslında, entegrasyonları. SolidWorks ve Siemens NX bugün vardı. Ekibe Autodesk de katıldı. Artık Autodesk ile ilişkiler de tamamıyla gelişmiş ve onlara da aynı entegrasyon sunulmuş olacak. Ve bugün yine konuşacağımız şeylerden bir tanesi malzeme. Biliyorsunuz plastiklerle beraber yapabileceklerimiz sınırlı. Bu bambaşka birer kimyasal malzemelere doğru dönecek. Bunları da mecburen doğru ortaklarla yapmakla mükellefsiniz. O yüzden malzeme işbirlikleri Ultimaker yapmış durumda. Bu sayede bize aslında komple bir çözüm Ultimaker sunmuş oluyor. Bunu Ultimaker 3 boyutlu yazılarla, Jura yazılımıyla, malzemelerle, yazılım entegrasyonlarıyla ve malzeme geliştiriciliğiyle yapacak. Bunları çok yakın bir gelecekte görüyor olacağız. 2018 içerisinde belki bizleri neler bekliyor hemen onlardan bahsedeyim. Yeni eklentiler, bu pluginlerimiz gelişecek ve yenileri gelecek. Jura'da pluginler kısmında bunları görüyor olacaksınız. Kompozit malzemeler, biraz önce gördüğünüz o 9 firmayla geliştirilecek yeni ürünler Jura profilleriyle Ultimaker'larda kullanılıyor olacak. Ama bunu yaparken bir şey daha ihtiyacımız olacak. Yeni bir print core'a.
Bu print core'un adı CC, kırmızı yani red print core olacak. Kompozit malzemelerle daha uyumlu, daha resistant bir ürün olacak. Kompozit malzemeleri birebir çalıştırabilecek. Ve aynı zamanda Ultimaker Jura Cloud. Biraz önce saydığım o iş geliştirmeler bittiğinde sizler artık profilleri direkt olarak buluttan çekebileceksiniz veya buluta atabileceksiniz. O yüzden misyon şu, Ultimaker tarafında. Dünyanın dijital üretime geçişini hem hızlandırmak hem de profesyonel 3 boyutlu baskı teknolojisine erişebilir kılmak diyebiliriz. Teşekkür ederim.